Efendim milyonların gözü enflasyon rakamlarındayken son veriler bugün açıklandı. Temmuz ayında enflasyon beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık oran %18,95'e çıktı. Peki en çok neyin fiyatı arttı? Hangi ürünler ucuzladı? Cevaplara bakalım. Yerli. Fasulye yükseldi 6 lira. Maydanoz 1 lira, kavurcak 2 lira. Patlıcan şu an hadi şimdi, domatesler şu an güzel. Enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz'da enflasyon beklentileri aştı. %18,95 oranında gerçekleşti. Geziyoruz, uygun olanı da alıyoruz. Yıllık bazda bakıldığındaysa fiyatı en çok artan ürünlerin başında gıda ürünleri geldi. Her türlü fiyat var pazar, en ucuzu pazar. En tazesi pazar. Geçen yılın Temmuz ayına kıyasla gıda fiyatlarındaki artış oranı %24,92 oldu. Bir haftalık pazar ihtiyacı size ne kadara mal oluyor? 4 kişilik bir aileyiz biz. 150'den aşağı olmuyor. Meyve bu sene az. Kurak geçti. Ben bu sene kendi memleketimde 500 dönüm arazi ektim, 100 milyar tohumla ektim, 1 lira almadım. Ve aylık enflasyon Haziran'dan Temmuz'a fiyatı en çok artan tatil turları oldu. Tatil turlarını salatalık ve soğan takip etti. Şu anda pazarda son durum nedir? Domates fiyatından başlayalım. Yerli başladı 5 lira. Bu da Ayaş domatesi 3 kilo 10 lira. Salatalıkta 5 lira, 6 lira. Kabak patlıcan 5 lira. Normal fiyatlar yani. 81 ürünün fiyatındaysa düşüş gerçekleşti Temmuz'da. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen ürünleri başındaysa %2,13 ile giyim ve ayakkabı grubu geliyor. Ben buradan arkadaşıma ayakkabı ayırttım, onu alacağım. Patlıcan da Temmuz'da fiyatı en çok düşenler arasında. Patlıcanı kiraz, kabak, taze fasulye ve dolmalık biber takip ediyor. Biberler normal abla ya. Ben şu anda 6 lira satıyorum. Biraz sonra 5 lira satacağım.